ne hissediyorsunuz? Bu koltuğa oturdunuz. Ya gerçekten heyecanlıyım Kenan Bey. Burada beklerken hani heyecanımı biraz yendiğimi sanıyordum ama apayrı bir duygu içerisindeyim şu an. Buna rağmen gelmek istediniz ve buradasınız. Gelmek istedim çünkü küçüklüğümden beri bu yarışmayı istiyordum. İlk çıktığında ben ilkokuldaydım. Hani küçükken hep dua ederdim inşallah ben 18 yaşına gelmeden yarışma bitmez diye. Zaten sizin dualarınız da bu yarışma böyle yıllardır. Evet. Peki küçüklüğümde dediğiniz de çok da büyük değilsiniz sanki böyle Neriz. Evet 18 yaşındayım. Lise bitti. Öğrencisiyim. Evet lisede Ankara'daydım. Ankara Özel Tevfikli Lisesi mezunuyum. Üniversiteyi kazandım bu sene İstanbul'a geldim. Hangi üniversiteyi? Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisiyim. Neriz merakımı celbetti. Bilmiyorum anlamını. Neriz Çerkez ismi Kenan Bey. Gözümün içi demek Çerkezce evet. Gözümün içi. Müthiş. Anneniz babanız ne iş yapıyor? Babam bürokrat, annem hemşire. Ankara'dalar onlar. Kardeşleriniz var mı? Bir kardeşim var, bir erkek kardeşim var. O da lise 2. sınıfta okuyor. Burada değillerdi, ailede kimse var burada mı? Gelmek istedi ama gelemedi sınavları. Kim geldi vardı. Sizinle beraber? Dayım ve kuzenim geldi. Dayım Ali Ateş, kuzenim Dila İspir. Evet. Ali Bey. Merhaba Kenan Bey. Merhaba. Ali Ateş ben. Neresin dayısıyım. İstanbul'da yaşıyorum. Başarılar diliyorum, güveniyorum. Siz de hoş geldiniz efendim. Neris'in kuzeniyim. Özel bir şirkette bilgisayar mühendisi olarak çalışıyorum. Kuzenime başarılar diliyorum. Evet bu temennilere biz de katılıyoruz ve yarışmaya başlıyoruz. Şartları biliyorsunuz değil mi Neris? Geliyor ki soru. Anneler çocuklarına sitem ederlerken onlar için saçlarını ne ettiklerini söylerler. A. Sünger. B. Süpürge. C. Fırça. D. Paspas. B. Süpürge. Son karar. Siz annenizden işittiniz mi böyle bir şey? Çok işitmemek için uğraştım ama annem izdim olmuştur tabii. İkinci soru. Sükut. İkrardan gelir. Sözünde geçen sükût kelimesinin anlamı nedir? A. Yalnızlık. B. Pişmanlık. C. Sessizlik. D. Başarı. C. Sessizlik son kararım. Üçüncü soru. Eskiden kullanılan iki kağıdın arasına koyulan, yazıların alttaki kağıda geçmesini sağlayan siyah kağıdın adı nedir? A. Karbon. B. Müsvedde. C. Pelür. D. Teksir. A. Karbon son kararım. Dördüncü soru. Tebeşir hangisinden elde edilir? A. Kum taşı. B. Lüle taşı. C. Çakıl taşı. D. Kireç taşı. Seyirci son olacak hakkım kullanmak istiyorum. Peki. Bir fikrim var ama hiç emin olamadım. Tebeşir hangisinden elde edilir değerli seyirciler? A. Kum taşı. B. Lüle taşı. C. Çakıl taşı. D. Kireç taşı. Süre 10 saniye. Evet, en çok %59 kireç taşı. Ben de öyle en yakında 135 çakıl taşı. D kireç taşı son kararım. Düşündünüz ama demediniz Neriz. Evet, diyemedim. Heyecanlandım. Evet. Heyecanınız devam ediyor, farkındayım. Evet. Peki sorulara bakarken böyle. Beşi soru. Susam sokağında bir çöp tenekesi içinde oturarak her şey karışmasıyla hatırlanan yeşil renkli karakterin adı nedir? A. Minik kuş. B. Kurabiye canavarı. C. Kermit. D.
Kırpık. Seyirci keşke kullanmasa. Ya yani Kermit gibi düşünüyorum ama hiç izlemedim. Hiçbir fikrim yok. Galiba telefon joker hakkımı kullanacağım. Çocukluğunuzda yok muydu? Çocukluğumda vardıysa da hiç. İsmail, Bora, Ceren, Çiğdem, Polat, Ökmen ve Cumhur Kara. Çiğdem, Polat, Ökmen'i arıyorum. Arıyoruz efendim. Çiğdem, Polat, Ökmen'i. Kimdir Çiğdem, Polat? Mezun olduğum liseden edebiyat öğretmenim Çiğdem Hoca. Yani Şam Sokağı seyircisi evet. Olabilir mi ihtimali olan biri değil mi? Peki. Çalıyor efendim. Çiğdem Polat Hanım'ın telefonu. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çiğdem Polat Ökmen'le görüşüyorum değil mi efendim? Ökmen, evet. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. İyiyim. Efendim bir sorumuz olacak size. Neris Dinçer'le yarışıyoruz. Neris soruyu soracak. Siz de doğru cevap biliyorsanız 30 saniye içinde vereceksiniz. Hazır mısınız? Evet. Kolay gelsin. Teşekkürler. Buyurun. Susam Sokağı'nda bir çöp tenekesi içinde oturan yeşil renkli karakterin adı nedir? A. Minik Kuş, Kurabiye Canavarı, Kermit, Kırpık. 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 Teşekkür ediyorum Sinem Hocam. D. Kırpık. Son kararım. Demek ki Kırpık değil. Yani bir tek onu bildiğim için belki de olduğunu düşünmüştüm. Diğerlerinin ismini de pek bilmiyordum. Altıncı soru sesli soru. Dinliyoruz önce. Kes şunu be! Tüt tüt tüt! Neşelen diye çalıyorum be abi, aşk olsun ha. Dinlediğiniz Cem Yılmaz'la Mazhar Alanson arasındaki bu konuşma hangi filmde geçmektedir? A. Gora. B. Hokkabaz. C. Her şey çok güzel olacak. D. Arok. Şimdi Gora ile Arok olmadığını biliyorum ama her şey çok güzel olacak diye düşünüyorum. Hokkabaz'da çünkü Cem Yılmaz bir hokkabaz rolündeydi. Risk alsam mı diye düşünüyorum. Altan yeter kes ya. Ulan ne acayip adamsın ya. C her yapayım, şey çok güzel olacak. Ben çıktım karşına, değişti işte hayatın. Son kararım. Kör mü? Yok. Böylece bu doğru cevap sizi sınıra getirdi yani. Evet. 7. soruya 15 bin lira ödüldü. Baraj sorusu sınırına. Bakalım o soru nasıl bir soru? Bakalım. Yüzbaşının Kızı ve Gizli Günce kitaplarının yazarı kimdir? A. Vladimir Nabokov. B. Nikos Kazantzakis. C. Gabriel Garcia Marquez. D. Alexander Pushkin. Yüzbaşının Kızı kuzenimin kütüphanesinde vardı. Hep gelip geçerken görürdüm. Okumamıştım ama bundan sonra kesinlikle okuyacağım. De Alexander Pushkin son kararım. Evet yani. Kafkasya'yı da yazan bir adam. Evet. Aynı zamanda Pushkin, onunla ilgili dizeleri var. Lermontov da öyle. Çok güzel. Çerkes hikayeleri vardı onun da. Sizin de 15 bin liranız var. Evet. Bir jokeriniz daha oldu. Kendine güvenip risk alınca, ki boşuna bir risk değildi o. Yani biliyordunuz. Yani kireç taşında herhalde risk alabilirdim. Hayır, şu her şey çok güzel. Her şey çok güzel. Yani biliyor gibiydim ama çok da çıkaramamıştım. O sizi buraya taşıdı. İki evet. Jokeriniz de duruyor şimdi. Evet. Bakalım bu iki joker nereye kadar gidecek? Size kaç para kazandıracak? Göreceğiz. Bakalım. Hedefiniz neydi? Onu sorayım Neris. Yani hedefim 15 bini geçmekti Kenan Bey. Çünkü 15 binden sonraki sorular gerçekten çok kaliteli. Hani insanın üzerine düşünmek isteyeceği tarzda sorular oluyor. Ben de bu soruların ilk muhatabı olacak. Ama siz de bu çok başarılı bir öğrencisiniz belli. Yani şu anda okuduğunuz okuldan da belli. Teşekkür ederim. Peki babanız, anneniz yarışmaya gelirken
Nasıl bir reaksiyon gösterdi? Annem hep çok destekçim oldu. O hani biz evde izlerken ben büyük meblağlı söyleyebilince de hep hani başvur başvur derdi. Babam da iş için şu an İngiltere'de. Nerede, dışlarında mı çalışıyor? Yok, Sayıştay'da çalışıyor. Sayıştay'da. Babanızın reaksiyonu belli değil yani. Evet. Sizin de gurur duyacaktır. Umarım. Umarım daha da ilerlerim de hani daha da koltuklarını kabartırım. Bakalım ilerleyecek misiniz? Bakalım. 8. soru. Kökeni eski Yunanca olan skandal kelimesinin anlamı nedir? A. Tuzak. B. Kafes. C. Örtü. D. Gölge. Kenan Bey, ben bunu bir yerde okumuştum ama şu an hiç ama hiç hatırlamıyorum. Skandal. Hani kelimenin Fransızcasını falan düşüneyim diyeceğim ama Yunanca olduğu için, hani Latince olsaydı çok işime yarayabilirdi Fransızca ama Yunanca. Hangisini yakıştırıyorsunuz? Skandal. Kafesle yani yakıştırıyorum. Skandalın karşılığı olan anlama, manaya. Skandal. Ya bana kafesmiş gibi geliyor aslında ama biraz düşüneyim. Tuzak ya da kafes olabilir. Örtü. Hani skandal çok hani örtülmesi gereken bir olayda üstünü örtelim. Ama öyle olsaydı hani örtü olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Öyle söyleyeyim. Gölge de örtü gibi yani hani saklanması gereken bir olaymış da skandal. Hani onu gölgeye alalım, örtelim gibi hani bir mantık çıkıyor. O yüzden hani tuzağa düşmek de hani skandal gibi kötü bir anlama geliyor. Ya da kafes de hani orada kilitleniyorsunuz ama %50 kullanayım Kenan Bey. Peki. %50 joker hakkımı kullanmak Bakalım hangi seçenekler çıkacak? Bakalım. Kafes çıktı. Evet, kafes çıktı. İyi ki söylememişim o an bir cesaretle. Kenan Bey, hiçbir fikrim yok. O yüzden çift cevap joker hakkımı da kullanmak istiyorum. Peki. Tuzak olur demiştin sen. Tuzak olabilir demiştim. A tuzak. Son karar. Son kararım. Oymuş meğer. Oymuş. Yine de 60 bin lira soruyu göreceğiz. Belki de cevap vereceksiniz burada. Belki. Geliyor soru. Sibirya'da 2007 kışının 30 Ocak sabahında insanlar uyandıklarında gökten hangi renk karın yağdığına şahit oldular? A. Siyah. B. Mavi. C. Mor. D. Turuncu. Açıkçası bundan da yani bu konuyla ilgili bir fikrim yok ama yani gök olaylarıyla bağdaştırılabilir diye düşünüyorum. Hani belki çok hava kirliliği vardır da siyah, yani karın doğuştan oraya siyah indiğine değil de sonra havada herhalde renk değiştirip de yere yakınlaştığı vakit çok mantıklı rengi değişmiştir. Öyle olunca mesela kutup yıldızları, yıldız değil, Fransızcasını atıyorum, Türkçesini atıyorum. Lisede işlemiştik. Böyle bir oluşumlar vardı. Onların da rengi mesela mavi ya da mor oluyordu. Belki o anda onlar oluşmuştur da sonra o renk kara yansımıştır. Fiziksel bir hadisedir. Fiziksel bir, ya Türkçesini hatırlayamıyorum. Çok ilginç. Hatırlayamadım Kenan Bey. Ama onlar ne renk oluyordu mesela onu da hatırlamıyorum. Hani asiti, asitten dolayı da siyahı eleyim diyecek olsam. Onların mavi, mor ya da turuncu hangi renkti gerçekten hatırlayamıyorum. Ama böyle gazlı mazlı bir şey, kimyasal bir şey mi oluyor? Kimyasal, gök olayı gibi bir şey. O yani belli bir şeyde arada tekerrür ediyor. Ama siyah da olabilir. Yani illa o gök olayına bağlantılı olacak diye bir şey de yok. Açıkçası hiçbir fikrim yok. Yani hani ne desem hiçbir, hani biri bile gözüme çarpsa belki şu an risk almayı düşünürdüm ama hepsi olabilir, hepsi olabilir diyorum.
Kenan Bey çekileceğim galiba. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız mı? Son kararım. ₺30.000 ne yapacaksınız bununla? Eğitim için harcayacağım. Peki, umarım eğitiminizde çok başarılı olursunuz. Teşekkür ederim. Burada hiçbir seçenek hakkında bilgim yok. Hepsine eşit mesafedeyim. Bu yüzden de risk almak istemiyorum dediniz. Merak ediyoruz ama. Değil mi? Doğru söylüyorum. Tabii, çok merak ediyorum. Demiş olsaydınız hangi söylerdiniz? Mor derdim herhalde. Mor mu acaba? Turuncu. Hiç aklım yok. Evet. Bunu merak eden seyircilerimiz var. Ben de merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Hemen çıkınca evet, araştıracağım. Bakacağım. ₺30.000 güle güle kullanın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarılar.